Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dış finansman için Amerika'yı işaret etti. Milyarlarca dolarlık yatırım teklifi geldiğini açıkladı ancak mektupları en uygun zamanı bulmak üzere masasında beklettiğini söyledi. Geçiş sürecinde giderek iyileşen bir dış finansman koşulu beklemekteyiz. Peki o süreç ne zaman başlayacak? Ekonomide kademeli iyileşme için öncelik enflasyonla mücadelenin, Türk lirasını destekleyici adımları da Türkiye'yi yabancı yatırımcı için cazip hale getirmek izliyor. Şu anda hali hazırda yurt dışından bize gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri var. 22 yıl Amerika'da çalıştığım için bana gelenler genelde Amerika'dan ve Dünya Bankası'ndan oluyor. Dünya Bankası bir kredi değil, Dünya Bankası Türkiye'mizin ve milletimizin başarı öyküsünün bir parçası olabilmek için çok makul rakamlarda verilen bir yatırım ve biz istedikçe verilen bir yatırım. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu dikkat çeken açıklamayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptı. Milletvekillerinin sorularını yanıtladı Erkan. Yatırım için Avrupa veya Körfez ülkelerini değil Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etti. En uygun zamanı beklediklerinin altını çizdi. Söz konusu dış finansmanın 10 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. İlk yabancı yatırımcının Ekim ayında yaklaşık 3 milyar dolarla giriş yapması bekleniyor. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı yatırımcılarla 11-13 Ekim tarihinde Marakeş'te bir araya gelecek. Basın mensupları önümü açarsanız. Size Gaye Erkan Başkan. Komisyonu takip edemiyorum. Bu arada önemli bir gelişme, SPK Başkanı'ndan 7,8 milyon yatırımcıya dikkat çağrısı, sosyal medya ve TÜİK uyarısı geldi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Eylül 2023'te pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 7,8 milyona yükseldiği bilgisini paylaştı ve yatırımcılara bazı uyarılarda bulundu. Sosyal medyada gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların menfaat temin ettiklerini tespit ettik. Sosyal medyada benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız kredi çekip borsaya girmeyin. Duyum ve tüyoyla işlem yapmayın. Şimdi stratejist Selçuk Gönençler'le konuşacağız. Hoş geldiniz Selçuk Bey yayınımıza. Hoş bulduk Ece Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa vadede işlem yapıyorsanız kredi çekip borsaya girmeyin uyarısı. Şimdi bir yandan doğru, bir yandan ne yapsın bu millet, nereden para kazansın? Nasıl değerlendirdiniz bu açıklamayı? Ya şimdi açıklamalar çok kıymetli ve uzun zamandır olması gereken, özellikle sosyal medya kanadı ile ilgili beklenen açıklamalardı. Hepimizin beklediği açıklamalardı. Ancak Sayın SPK Başkanımızın açıklamalarına gelmeden önce biraz olaya geriye dönerek bakmamız lazım. Şöyle ki Sayın Mehmet Şimşek ve ekibi göreve geldiği zaman sermaye piyasalarını tabana yayarak genişleteceğiz diye bir açıklaması vardı. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız da bu açıklamayı destekleyerek borsaya ilginin devam etmesi noktasında bir destek verdiler. Tabii burada bu açıklamalardan sonra SPK Başkanımızın bugün yaptığı bu halka arzlar ve sosyal medya ile ilgili yaptığı uyarılar aslında kendi içinde bir koordinasyonlu bir çalışmanın açıklamaları aslında. Yani bir silsile şeklinde geliyor açıklamalar ve çok olumlu. Tabii sizin de söylediğiniz gibi enflasyonist ortamda elbette ki kişiler, şahıslar ve insanlar bir şekilde paralarını korumak, onlara bir değer katmak için işte Borsa İstanbul'da şu anda bir trend var deyip herkes bu trenin vagonuna bir yerden girmeye çalışıyor. Ancak SPK Başkanımız da bugün yaptığı uyarıdaki gibi sosyal medyada Ece Hanım gerçekten çok kalitesiz, çok tehlikeli bir şekilde özellikle bu Telegram gruplarında gerçekten bu işe hakim olmayan, temel ve teknik vasıflarını çok fazla hakim olmadan bunu gerçek argümanlarla yatırımcılara izah etmeyen bir grup üredi. Ve SPK Başkanımız da söylediği üzere bunlar yakinen takip ediliyor ve bunlara gerekli görüldüğü zaman bir müdahale edileceğiyle ilgili çok önemli ve çok yerinde bir açıklama vardı. Tabii önemli olan bazı açıklamaların yerinde kalmaması ve gereğinin yapıldığının fiilen de görülmesi çok önemli olacak. Bu anlamda sosyal medya tarafına gelmeden önce müsaade ederseniz aslında SPK Başkanımız başka bir konuya dem vurdu. Geleceğim. Halka... Evet, halka arz değil mi? Tamam, siz anlatın, ben onu da soracaktım size bir sonrasında. Siz lütfen anlatın, bu çok önemli çünkü birkaç önemli açıklaması var aslında, hepsini sırayla soracaktım. Buyurun. Tabii sosyal medya risk yönetimi anlamında yatırımcıların finansal okuryazarlıklarının zayıf olması noktasında
Kamu, otorite yatırımcıları uyardı. Bu risk analizi tarafında. Ama bir de yatırımcıların, hani çuvaldızı kendinize batırmak atasözünden gelir. Yatırımcılar bu halka arz furyasına katılırken sevgili Ece Hanım, bazen çok bilinçsiz hareketler yapıyorlar. Zaten SPK başkanımız da bugün dedi ki hisseleri arz ederken tavan gidecek diye bir kanun yok. Öyle bir garanti yok dedi. Yatırımcıları uyardı. Şu anda yatırımcılar halka arz olan senetlerin şöyle 5 tane, 6 tane, 7 tane tavan tavan gitmelerine o kadar çok alıştı ve alıştırıldı ki SPK başkanımız bu riske dikkat çekti. Ve şunu söyledi ki bu çok önemlidir. Bakın çok önemlidir. Bence en çok konuşulması gereken değerlerden bir tanesi. Sevgili Ece Hanım, halka arzlar olurken izahnameler açıklanır. İzahnameler bu halka arz olacak şirketlerin önümüzdeki döneme ait perspektiflerini ve varsa kendi içinde riskleri de yazar. Ancak bizim finansal okuryazarlık maalesef düşük olduğu için yatırımcılar bu izahnameleri okumaktan imtina ediyorlar. Bu izahnameler bence halka arza katılacak yatırımcılar tarafından mutlaka ama mutlaka takip edilmesi gerekiyor. SPK'nın sitesinde bu duyurular yapılıyor. Bu çok önemli. Şu anda ciddi bir trend var. Dediğimiz gibi Sayın Maliye Bakanımızın da dediği gibi sermaye piyasalarının genişlemesi için bu çok önemli ve çok kıymet veriyoruz ve önemsiyoruz. Ancak yatırımcıların ileride borsaya küsmemeleri için elimizden geldiği ölçüde bu tabana bilgiyi de genişletmemiz lazım. Bu anlamda SPK Başkanımız bugün çok kuvvetli ve çok önemli şeyler anlattı diyebiliriz. Peki sizce yatırımcı hangi haber akışını ve teknik seviyeleri takip etmeli? Yani burada nasıl bir tüyo verebiliriz biz izleyenlere? Ya şimdi bunu tabii tüyo, evet yani biraz magazin ağzıyla tüyo verebiliriz. Şöyle diyelim Ece Hanım, bir kere Borsa İstanbul yatırımcısı çok kısa vade günlük işlemlerden kaçınmalı. Çünkü çok ciddi borsada böyle inçik hareketleri olabiliyor. Çok oynaklık olabiliyor ki bugün bunu borsada biz yaşadık Ece Hanım. Yani Borsa İstanbul %1, %2'li eksilerden %1, %2 artılara geldi. Çok ciddi bir oynaklık var. Bu noktada özellikle gün içinde işlem yapan arkadaşlarımızda ciddi anlamda hata yapma ihtimalleri artıyor. Burada yatırımcıların hisse bazlı bir tüyo peşinde koşmak yerine aracı kurumlardaki araştırma departmanlarının hazırladığı raporları takip ederek ve gerçekten temel anlamda bilançoları okuyarak bu bilançolardan beğendikleri şirketlerin hani gelişimi doğru bir şekilde giden, işte dolar borcu olmayan, işte yatırımlarına devam eden gibi kriterlerle yatırım yaparken temel analizi yapmaktan imtina etmesinler. Bu çok önemli bir kriter. Bunun yanına bir de bizim teknik analiz dediğimiz grafiklerden olasılıkları ölçerek bu temel figürlerden, temel bilançolardan aldıkları iz düşümlerini teknik analizde biraz daha böyle nasıl söylerler, bir perçinlerlerse yatırımcılar bu Telegram grupları, sosyal medyada insanların ağzına bakmaktan imtina ederek kendi yolculuklarına güvenli bir şekilde devam edebilirler. Elzem cevap, finansal okuryazarlık çok önemli ve yatırımcılar mutlaka kendilerini geliştirerek bence paralarını yönetmeye başlasınlar. Evet, dediğiniz gibi burada kilit ifade finansal okuryazarlık. Peki şimdi potansiyeli olan 80 civarında şirketin halka arz için beklediğini söyledi SPK Başkanı. Bunların içinde 6-7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler olduğunu söyledi. Tabii bu iştah kabartan aynı zamanda bir açıklama. Buna dair neler söylersiniz? Yani önümüzdeki günlerde yine borsa yatırımcısını ilgilendiren önemli cümleler bunlar. Tabii 2021'de 52 adet, 2021'de 52 adet, 2022'de 44 tane şirket halka arz olmuştu. Şimdi 2023'te çok ciddi bir şekilde trend devam ediyor. 80 tane şirket halka arz olacak. Bu da önemli. Burada bazen piyasa profesyonellerinin veya yatırımcıların zaman zaman SPK'ya şöyle sistemleri oluyor ki bugün Sayın SPK Başkanımız da ona dem vurdu. Her şirketi halka arz etmek belki ileride
bir yatırım, yani küskün bir yatırımcı kitlesi de yaratabilir. Hani o şirketler ne kadar sağlıklı şeklinde diye bir piyasada zaman zaman bir homurdanma oluyor. Hani her şirkette halka arz olur mu diye. Ama ona SPK başkanımız açıklamayı yaptı canım. Yani bunlardan zaten gerekli koşulları sağlamayanları biz halka arz etmiyoruz dedi. Yani siz halka arz ettiklerimizi görüyorsunuz ama bir o kadarını da reddediyoruz dedi. Şimdi bu noktadan sonra işte iş biraz SPK'dan çıkıyor zaten, yatırımcıya kalıyor. İşte bu izahname dediğimiz halka arz olan şirketin geriye dönük feedback anlamında bakmaları, bu şirketleri incelemeleri yarın bir gün bu trend geri döndüğü zaman, yani hem yukarı Borsa İstanbul'un yukarı yönlü trendi hem de halka arzın belli bir noktada tıkanmaması için mutlaka yatırımcıların da kendileriyle baş başa kalıp bazı sorulara profesyonel cevaplar araması gerekiyor. Her şeyi otoriteden bekleyemeyiz. Peki son olarak şunu da sorayım. Yine biraz magazin ağzıyla, aslında TÜİO'nun kendisini sanki Sayın SPK Başkanı verdi gibi ama öyle mi algılayalım? Gayrimenkul sertifikası projemiz var diyor. Geçmiş yıllarda istenilen düzeyde teveccüh görmemişti. Şimdi hem belediyeler hem kamu kurumlarımız hem de özel sektörle birlikte daha güçlü bu projeye destek vereceğiz. Kentsel dönüşüm afet yönetimine ciddi finansman sağlayacak. Yatırımcıların da tasarruflarını değerlendirebileceği bir enstrüman. Evet, tabii burada çok önemli. Burada bireysel yatırımcılarımızın da bundan faydalanmaları anlamında yeni bir TL varlık piyasaya sunulması anlamında çok önemli. Evet, SPK başkanımızın da söylediği gibi geçmişte çok fazla teveccüh görmediği için burada bu sertifikalar çıktığı zamanki şartlara göre yorumlamak çok daha sağlıklı olacak diyebiliriz.